güzel iş, ne olur yapma ya. Parası var mı ki? Para da yoktur şimdi yanında. Kendim sızlanmaktan soramadım. Kalk yürü gidelim, para şişt verelim. Zeliş, bir sakin ol Allah aşkına. Sen yarın gitmeyecek misin? Temiz çamaşır da götüreceksin değil mi? Tamam. Ne olur sakin ol. Tamam. Yeni pijama almıştım ona. Saten kareli. Giymeye de fırsat olmadı. Onu götüreyim de ona giysin orada bari. Zeliş bak bakayım bana. Bana bak bana. Önce senin sakin olman gerekiyor, tamam mı? Şu anda ihtiyacımız olan tek şey bu. Ne olur canım, hadi canım benim, hadi tamam. Zeliş, hadi bak birkaç lokma ne olur canım benim. Hadi ne olur. Kudret ne dedi? Kendini oralarda perişan etme, bir de aklım sende kalmasın demedi mi? Ah canım ya. Görüyorsun değil mi? O haliyle bile beni düşünüyor. Vallahi Kudret'i bu kadar çok sevdiğini gördükçe utanıyorum kendimden Zeliş. Ya ben nasıl bir insanım ya? Ben nasıl bir insanım ki o kadar kötü şeyler düşündüm? Sen beni affedebilecek misin Zeliş ha? Tatlım senin bir kabahatin yok ki. Bütün suç bende. Tutturdum bir bilgisayar da bilgisayar diye. Başıma açılmadık iş bırakmadı. Yoksa ben Kudret'ten başkasına makar mıyım ya senin? O benim her şeyim ya. Kudum benim o ya. Kudum benim o. Tamam, tamam. Başlama ağlamaya ne olur. Sakin ol. Tamam mı? Ben şu Sinan'ı arayayım ya. Arayayım da şu buluşmayı iptal edeyim. Ay lütfen iptal etme. Zaten 40 yılın başı buluşuyorsunuz. Katiyen. Söz konusu bile değil. Kız ben seni böyle bırakır mıyım başı boş? Yasemin. Yok başı boş değilim. Bak birazdan kıymet gelecek zaten. Ve dün geceden beri çok yorgunum Yasemin. Vurup kafayı yatacağım. İnan bana bak. Samimi söylüyorum. Git sen. Uyuyacağım ben. Emin misin? Eminim eminim. Allah'a bak. Ay kızlar ne olur kusura bakmayın ya. Kalkamıyorum. Sanki başımı var ya mengeneyle sıkıştırıyorlar yani. Saçmalama, yabancı mıyız biz canım, Allah Allah. Kendimizi ağırlatmaya değil bir şeye ihtiyacın var mı diye sormaya geldik. Sağ ol canım. Bana bak avukatınız var mı sizin? Var var canım var. Ha iyi, yoksa yani bizde bir avukat var, adamı ipten kurtarır. Yok yani Kudret o durumda değil tabii ki. Öyle demek istemedi. Ya size bir çay falan da ikram etmedik ya. Ay nerede bu kıymet? Kıymet! Tamam tamam zahmet etme. Biz seni görmeye geldik. Gidiyoruz, çocuklar var evde zaten. Canım. Oh, canım. Çok bunalırsan bize hemen bir alo de. Hemen geliriz biz. Tamam, tamam canım? Tamam. Sağ olun kızlar. Ay kızlar bir şey söyleyeceğim bak. Bir soran olursa Kudret'in tutuklandığını kimseye söylemeyin olur mu? Deli misin, hiç söyler miyiz? İyi bak kendine. Alacaklıları icraya koydurmuş. Haciz kararını da hemen çıkartmışlar. Ne hacizi canım? Bizim kimseye borcumuz yok ki. İş hayatı bu Zeliş Hanım. Borcu olmayan iş adamı yoktur. Alacaklar normalde icraya başvurmazlar ama Kudret Bey'in durumunu öğrenince paniklemişler. Ay inanmıyorum ya. Kayınvalidem komada, kocam hapishanede, bir de gelip eşyamı mı gasp edecekler şimdi? Ay yok artık ya. Maalesef alacaklının merhameti olmaz. Bence siz değerli eşyalarınızı acilen bir yerlere saklayın. Bulamazlarsa alamazlar. Hoş geldin. Nermin, senin kömürlük hala boş mu? Boş. Ne oldu ki? Hayatım. Kudret'in alacaklılarından biri durumu fırsat bilmiş, bize hacize vermiş. Aa. Ya. Diyorum ki
Senin kömürlük madem müsait, benim birkaç kıymetli eşyayı toparlasak da Kudret çıkana kadar seni kömürlükte saklasak olur mu? Hiç sorulur mu tabii ki. Ben de paketlemene yardımcı olurum. Sağ ol canım. Zeliş Taşdelen. Buyurun benim. Eşinizin müvekkilime ödenmemiş borcu var. Haciz kararını uygulayacağız. Ne yapalım? Lütfen buyurun. Alacağınızı alın avukat bey. Ne gerekiyorsa yapın, ne yapalım? Ne demişler? Adaletin kestiği parmak acımazmış. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bütün eşyanız bu mu? Siz bizim 6 aydır neler çektiğimizi biliyor musunuz canım? Biz market borcunu bile ortadaki sehpayı sataraktan ödeyebildik. Avukat bey ne diyorsunuz siz? Ay illa kıymetli bir şeyler bulayım da götüreyim diyorsanız... Bence bunu alın. Bu tablo Etiler'de son derece pahalı bir fotoğraf sanatçısı tarafından resmedildi. Ayrıca gerek ailem için gerek benim için hele hele de Kudret için son derece önemli bir eser. Burada işimize yarayacak bir şey yok. Kudret Bey'in bütün hesaplarına el konulmuştu değil mi? Gayet tabii. Annem nasıl? Aynı. Bana bak. Uyanırsa sakın burada olduğumu söyleme, tamam mı? Ya iş gezisinde falan diye uydur bir şeyler işte. Bir de sık sık yanına git, olur mu Zeliş? Sana giyecek bir şeyler getirdim. Başka bir şey istersen. Yok canım, sağ ol. Haciz memurları doluştu eve. Borcun mu ne varmış? Leş kargaları ya. Desene elimin kolumun bağlı olmasını fırsat bildiler. Niye hiç bahsetmedin bana? Sen kafanı yorma diye. Ben senin karınım Kudret. Ben de erkeğim. Kadının para düşünmesin. Yesin, içsin, giysin. Hepsine ben yetişeyim istedim. Canım. Ne yaptıysam senin için yaptım Zeliş. Sen daha rahat, daha lüks yaşayabilesin diye. Ne yaptıysam derken? Ne yaptın ki sen? Yani namusunla para kazanmak dışında bir şey yapmadın değil mi? Allah aşkına yapmadım de. Yapmadım tabii Zeliş. Masumum ben. Hep o Abdullah'ın yüzünden. Ya herif resmen komplo kurmuş bana ya. Faturalarının üstünde oynayıp bana yıkmış suçu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.